Türkiye'nin ilk homocu cenevarı, Çumra cenevarı, tam 13 kurbanımı eve davet edip pompaladıktan sonra ebedi huzura kavuşturdum. Evet, yanlış duymadınız. İnsanlığın yerleşik hayata geçtiği ilk yerleşim yeri olan Çatalhöyük'ün ilk orijinal öz, hakiki tek pompacı cenevarıyım. Gelin size benim acılı hayatımı anlatayım. Ben Abdullah Aksoy 33 yaşındaydım ve 1934 yılında Konya'da Çumra'da dünyaya geldim. Çok gariban bir adamdım. İşinde gücünde olan, günde 5 vakit namaz kılan, çok temiz bir adamdım, her gün yıkanırdım. Gençlik yıllarım hep tarlalarda geçti. Tabii sonra evlendim, fazla uzun sürmedi, karım beni terk etti. Dedim, bu töremize ters ama boş ver dedim. Allah'ından bulsun. Ama aklımda hep amcalar vardı. Dedim, Allah'ım bana yardım et. Her gün 5 vakit namaz kılıyordum. Çok gariban bir adamdım. Köylüler hep bana acırlardı. Her gördüklerinde bana ah fukara, ah fukarangi, ah gariban, ah taliban derlerdi. Sonra ikinci eşim ile evlendim. Çocuklarımız oldu. Bir baktım o da beni terk etti. Hayda dedim, neler oluyor? Dedim, Allah'ım bana yardım et. Tabi. Sonra derken yaş ilerledi. Rabbim kimseyi yalnızlık ile sınamasın. Sonra yaş oldu 30. Hem aktif hem de pasiftim. 1962 yılında inşaatta çalışıyordum. İnşaat arkadaşım ve kankim Muharrem vardı. Muharrem'in kız kardeşi Gülerman'dı. Gülerman beni istiyordu ama benim gözüm Muharrem'deydi. Muharrem tuğlaları ve çimentoları çok iyi taşıyordu. Bir gün Muharrem'e gel, bizim evde çay içelim dedim. Ona benim hem karım hem kocam olur musun dedim. Ona lütfen vur bana dedim. O da bana, sen ne konuşuyorsun değişik dedi. Ben de hemen çektim keser emaneti, vurdum kafasına, tak tak indirdim Kamil'i. Hemen karım yaptım Muharrem'i. Sonra mezarı kazarken Kamil kaçtı gitti polislere. Ve polisler bana 80 gün ceza verdiler. Mapustan çıktıktan sonra gözümü köye gelen yabancılara diktim. Köye gelen yabancı bıyıklı erkekler ile konuşup onlara, benim evde hazine var, aman kimse duymasın, yoksa tüm altınları köylüler alır diyordum. Kamil de hemen atlıyordu. Sonra eve gittiğimizde ise ona, tüm altınları sana vereceğim ama bu altınlar büyülü. Büyüyü kaldırmak için birbirimizin olmamız lazım. İlk önce ben pompalıyordum, sonra sıra ona gelince çıkartıyordum emaneti, tak tak indiriyordum Kamilleri. Maktulü hemen kafa üstü gömüyordum. Hemen ev değiştiriyordum. Sonra operasyonlara devam. Bir gün Çatalhöyük'e çalışmaya gelen Alman 2 arkeolog ve 3 teknisyen, işçi geldi. Dedim tamam. Hemen hazırladım kobrayı. Hepsini pompaladıktan sonra hayatlarına son verdim. Böyle böyle derken abi tamı tamına 13 kişinin hayatına son vermişim. Artık tam bir cenevar olmuştum. Ölene kadar bu mesleği yapmak istiyordum. Maalesef 1967 yılında yakalandık. Polisler bana sordular. Neden bunları yaptın? Sen nasıl bir cenevarsın dediler. Ben de onlara sara hastasıyım, sara krizine girince gerisini hatırlamıyorum dedim. Bırakın beni köyüme gideyim dedim. Onlar da bana kavurma var yiyecen mi dediler. Ve bana idam cezası verdiler. İdamdan bir gün önce hapiste kendimi astım. Sizce benim günahım neydi?